fakültelerinin iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerine girmek isteyen genç tasarımcı adaylarına merhaba. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı iç mimarlık program izinleri ile 1986'dan beri iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarım bölümlerini birinciliklerle ve özel vakıf üniversitelerini %100 burslu kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz dostlarım. Tasarımcı adayı gençler, profesyonel akademisyen kadromuz ve programlarımızca bu bölümleri yalnızca biz kazandırırız. Çünkü neden? Sınavlarda sizlere mimarlık ve iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümleri de herhangi bir mekanın işte lentosuydu, kirişiydi, döşemesiydi, süpürgeliydi, pervazıydı gibi 10 tane teorik soru soruluyor. Bunun yanında bir mekan tasarımı çizimi soruluyor. Siz bu dersleri bizden veya iç mimarlık hocalarımızdan almaz iseniz herhangi bir desen çizim eğitimi alarak bunları almanız mümkün değil dostlarım. Çünkü mekanı oluşturan belirli statik bilgiler vardır. Mekanın strüktürel yapısını oluşturan kurgusu vardır. Kolon, kiriş, döşeme gibi ve mekanı oluşturan tekrar yan ekipmanlar vardır. Örneğin bir pencere, kapı, yer döşemesi, tavan döşemesi, asmolenler, asma tavanlar gibi birçok ögeleri bizde öğrenerek hem teorik olarak mimari kültürünüz gelişir hem de çizim teknikleriniz. Aynı zamanda mekan tasarımları derslerimiz ile A'dan Z'ye size mimarlık fakültelerinin sınavlarında ne sorulursa sorulsun hepsini çizebilirsiniz. Örneğin dostlarım bu yıl Maltepe Üniversitesi'nde örnek olarak iç mimarlık sınavında iki kişinin kalabileceği yatma ve oturma birimlerinden oluşan bir butik otelin odasının perspektifini çiziniz demişlerdi. Siz burada bir mekanın temel yapısını, mekanın perspektif çizimlerini, binanın yüksekliği, haş yüksekliğini, pencere parabetlerini, lentorlarını veya açılır kanatlarını, kasalarını tam bilmiyor iseniz ölçüleri ile veya mobilyaların global ölçülerini 0.90'a 2 metre olduğunu, yerden 40 santim yüksekliğinde herhangi bir dikdörtgen prizma olduğunu öğrenmediyseniz bu sınavı kazanmanız mümkün olmazdı. Örneğin bu seneki öğrencimiz bizim Anıl aynen %100 burslu iç mimarlığı kazandı. Çünkü bunları burada çok iyi öğrendi. Sonunda o vakıf üniversitesinin, özel üniversitenin 20 milyar liralık olan ücretine karşılık 0 kuruş ödeyerek orada okuyacak. İyi düşünün dostlarım. Özel üniversitelerin toplam bir yıllık ücretine tekabül bizim yoğun programlarımız sadece onların 1/3 fiyatına yoğun programlarımızda eğitim alarak hem özel isterseniz özel üniversiteleri vakıf üniversitelerini %100 burslu kazanabilirsiniz. İsterseniz devlet üniversitelerinin en iyi bölümlerinde derecelerle kazanabilirsiniz. Çünkü iyi bir eğitim dostlarım iyi bir okul kazanmayı, iyi bir eğitim iyi bir bölüm kazanmayı, iyi bir eğitim iyi bir gelecek sağlar dostlarım. Dostlarım, internet sitelerinde veya gazete, dergilerde veya okulların önünde iç mimarlık bölümlerine biz de öğrenci hazırlıyoruz diye yalan yanlış broşürler ve kurumlar reklamlar yapıyorlar. Sizler de inanıyorsunuz. Olmaz öyle şeyler dostlarım. Mimar, iç mimar, iç mimarlık üzerine uzmandır. Bu bilgileri ve çizim tekniklerini sadece o verebilir. Herhangi bir siz örneğin lisedeyken matematik dersinize tarih öğretmeni gelmiş olsaydıydı herhangi o tarih branşında isyan etmez miydiniz? Ederdiniz. Dostlarım sadece sözle biz hazırlıyoruz demekle olmaz. İyi araştırınız, iyi karar veriniz.
Gelecek bir gün gelecek. Gelecek sizin geleceğiniz. Sonradan yalan yanlış yerlere giderek bu eğitimi alarak hazırlanmak istiyorum diyor iseniz yanılıyorsunuz dostlarım. Evet, çözüm ve sonuç, başarı bizde dostlar. Sizleri en iyi şekilde, derecelerle, profesyonelce, mesleki disiplinde eğitecek tek kurum Erart'tır dostlarım. Ve ben Erart'a bekliyorum sizleri. Evet, ben de rehberlik ve iç mimarlık hocanız Zorbay Şerif Erdağ. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim dostlarım.